yerler kapanmıştır da ne yapsak, caddeye mi gitsek? Yani açık bir dükkan, bir şey varsa bir alışveriş yaparız, keyfimiz yerine gelir ha? Şu an o kadar canım yanıyor ki, yani bütün AVM'yi satın alsak ben yine de iyi olmam. Ben çok sinirlendim. Ya bizim kuaför Nergis'i arayalım. Hem esaslı müşteriyiz yani, nasıl olsa nazımız da geçiyor. Açsın bize gece kuaförü. Ben manikür, pedikür, saç, ne varsa girelim. Yok kızlar, yani beni bu halde kuaföre sokarsanız ben oradan böyle saçımı kazıtıp falan çıkarım yani, o kadar. Ben çok acayip sinirlendim yalnız. Sana ne oluyor Başak? En soğukkanlım sendin. Yani bütün olaya Pollyanna gibi yaklaştın. Ne oldu, şimdi mi vakıf oldun? Evet, yeni vakıf oldum. Yani eğer bunlar evliyse, ki tamam ikna oldum, bence de evliler. Ya yani bunu ben biliyorsam benim prens dediğim Bülent de biliyordur ve bana söylememiştir. Başak dur bak, sakın hemen delirme, tamam mı? Evet Başak, sakin ol, belki bilmiyordur. Yok işte, bak erkeğe yüz vermeyeceksin. İki güler yüz gösterdim, sevdim, okşadım, geldiğimiz noktaya bak. Ben ona dedim, en başına dedim, bizim birbirimizden gizlimiz saklımız olmayacak dedim. Hele ki benim sistalarımın arkasından gizli işler çevriliyorsa, affedemem. Kızlar lütfen Başak, bak gerçekten zaten derdim başımdan aşkım. Lütfen bir de siz bozulmayın, aranız bozulmasın yani. Ya bozulursa bozulsun. Ben onu arayıp sorguya çekecektim ama annen telefonumu aldı. Bana telefonunu verir misin Beluş? Benim telefonum yok çünkü göle düşürdüm. Nereye düşürdün? Nasıl yani? Hangi göl? Bildiğimiz göl. Ne yapıyordun gölde? Nasıl, beraber mi düştünüz göle? Ne yapıyordunuz? Oynaşıyor muydunuz? Ya siz göle düşecek kadar ne yaşadınız? Bir şey mi yaşadınız siz? Yeni başladı, susmuştu aslında. Evet evet, yani şu an hani olayla alakalı ama daha çok hani bütün içindeki önemli bir noktaya ağıt gibi bir gözyaşı şu an. Çok doğru bir hesaplama sistem, evet. Ne saçmalıyorsunuz Allah aşkına? Görmüyor musunuz Pelin'in halini, nasıl ağladı? Yok, anneciğim yok öyle bir şey, ağlamıyorum, iyiyim ben. İyisin kızım, daha da iyi olacaksın. Biz annenle konuştuk, düşündük, taşındık, Bodrum'a yazlığa gidiyoruz hep beraber. Bak, itiraz etmek yok, geliyorsun. Evet. İtiraz etmek yok çünkü biz de geliyoruz. Evet de geliriz. Yeter ki Pelişumuzun yüzü gülsün. İşte bu kadar. Gidiliyor. Eski günlerdeki gibi. Önce ben de bir karar vereyim. Bir düşüneyim. Heh, anne, taksi hazır. Heh. Bu sefer irat etmeye yürümeyeceksin. Taksiyle gideceğiz. Tamam, peki. Gel ben de yardım edeyim. Tamam canım. Aa! Kaçırdın mı yoksa eğlenceyi? Bak Ceyda, bir türlü anlamak istemiyorsun ama bu iş bitti. Biz kazandık. Ve sen bu mekana giremezsin. Şimdi defol git buradan. Daha hisselerimi satın almadın ama. Bilir kişi değerini belirlediği zaman zaten bu iş bitecek. Merak etme. Ama o zamana kadar bu mekana giremez. Bak zaten sinirlerim tepemde. Ne olur beni zorlama. Yavrum, onun istediği bu zaten. Yapma Sinan. Bence de sen anneni dinle. Uyma sen bana. Yapma. Zaten ben kalıcı değilim. Yani kazandığını duydum, kutlamaya geldim hepsi. Senin kutlamanı isteyen yok. Defol git dedim. Yani Sinan, sen burada çok sinirlisin. Neyin var? Aa, yoksa ev meselesini mi öğrendin? Sen ne kadar karanlık ruhlu bir insansın yahu. Ne diyor anne bu ev falan? Ay yani ben çok özür dilerim gerçekten. Ben sürprizi kaçırmak istemedim ama haberim vardır diye düşünüyordum. Anne ne diyor bu? Evladım ben parayı çaldırdım. İpotek parasını. Sana söyleyemedim yavrum. Ağzının tadını bu gece bozmak istemedim. Ne yapayım? Günün geçmişti zaten. Yani annen kısaca şunu söylemek istiyor. Ev satışta ve ben talibim. Sinan, abi sen sakin ol.
bütün yapmak istediği bu gece gece delirtireceksin. Sakin ol. Evet yani bir yandan burası, bir yandan ev, bir yanda rahmetli baban, bir yanda sokakta kalacak olan annen. Hangisini seçeceksin Sinan? Hangisini kurtarmaya gücün yetecek? Tamam. Oğlum bırak. Seni ben öldürürüm biliyor musun? Anne tamam anne. Artık uğraşma bizimle. Defol git buradan. Siz hepiniz delirmişsiniz. Ama ben sizden korkmuyorum. Ama korkman gerek. Babaannesi gelse bir süre kalsa. Bengisu da büyüdü artık yani bir 10 gün falan bensiz kalabilir bence. Şimdi bak Bengisu kolay da asıl Bülent'i kime bırakacağım ben? Hı? O ne demek Başak? Koskoca adamdan bahsediyorsun. Öyle deme. Biz daha ilişkinin başındayız. Olmaz o kadar bırakamam yani. Simoş senin kayınvaliden hayrına da bakar mı Bülent'e? Öyle gözlerini belertme çok acayip bir şey söylemişim gibi. O zaman ben de tatilimi erken keser dönerim. Rıza, şimdi biz Bodrum'a eve gidiyoruz ya. Düşündüm ben de kızlarla birlikte sığamayabiliriz. Bizim sitede başka bir ev bakalım. Ya da bir yer tutalım onları ha? Adana alternatifini de yabana atma. Sanki onu çabuk eledik gibime geliyor. Rıza, Bodrum'a Adana alternatif olabilir mi? Bir düşün Allah aşkına ya. Hem kız daha evet demedi. Adana'ya mı evet diyecek? Evet, bayılır Adana'ya. Babaannesi de var, oh. Ay öldürürsün sen adamı. Bodrum'a gidiyoruz, bitmiştir. Tamam. Tamam, gidiyorum. Uzaklaşıyorum burada. Ama Bodrum'a değil, Paris'e gidiyorum. Zeka küpürdü sen. Yani o da olur. O da olur değil mi Rıza? Adana daha sıcak geliyor. Hayır Rıza. Bizim vizelerimiz var. Sizin için de uygunsa hemen yarın biletlerimizi alalım. Ne kadar çabuk o kadar iyi. Evet, ne kadar çabuk o kadar iyi. Ama şöyle bir durum var. Ben yalnız gidiyorum. Ya. Ya ne olur kırılmayın ama ben onu anladım. Ebeveyn istemiyor böyle sista sista gidelim diyor güzel. Sista sista ne be? Kız kıza demek Rıza amca. Ben sana onu sonra anlatırım. Hı? Kızlar hayır. Ben tek başıma gidiyorum. Yalnız. Aa, kızım ben gelseydim bari yani. Hiç karışmam sana bak söz veriyorum. Hayır anneciğim kararım kesin. Tek başıma gideceğim tamam mı? Buna ihtiyacım var o kadar. Lütfen anlayın beni. Neyse ben gidip yatıyorum. Hadi iyi geceler. Çok yorgunum. İyi geceler. İyi geceler. İyi geceler. İyi geceler çocuğum. Ne yapıyor bu? Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.